bir deprem en çok herhalde yoksulluğumuzu arttırdı bu şehirde. Bunun öncesi de var elbette. Öncesinin ne olduğunu hep birlikte yaşadık. Burada işte her sabah işçi durağında, sabah erken saatlerinde aslında buluşuyoruz sizlerle. Ve bu buluşmalarda da en çok konuştuğumuz konulardan biri çalışma koşullarımız, yaşam koşullarımız, hayat koşullarımız, çocuklarımızın karnını nasıl doyuracağımız. Yaşamayı seven bir ülke. Kenti bir işçi kenti ve bir işçi kenti bir emekçi kenti olarak aslında ürettiklerinden en çok pay alması gereken işçilerin de en yoksul olduğu kentlerden biri. Antep bir taraftan ihracat rekorları kırarken diğer taraftan resmi istatistiklere göre bile mesela kız çocuklarının en az okula gidebildiği, en az üniversite okuyabildiği kentlerden biri. Burası aynı zamanda örneğin işte en büyük hastane merkezi olarak, marka şehir olarak lanse ediliyor, anlatılıyor her yerde ama işte bugün okuduk daha 10 yıldır bir şehir hastanesini bile yapmayı bitirememiş durumdalar. Burası bir taraftan patronlar çok büyük kar elde ederlerken pandemide işçilerin hayatlarını kaybettiği, hastalandıkları, evlerine hastalık götürmek durumunda kaldıkları, eşlerini, ailelerini, dostlarını da pandemide riske atmak durumunda kaldığı bir şehir. Çokça işçi arkadaşımızı kaybettik. Canımızın ne kadar değersiz olduğunu da pandemi döneminden deprem dönemine aslında çok açık bir biçimde gördük. Dolayısıyla bize bu süreçlerin hiçbirinde bir bayram sevinci yaşatmadılar. Biraz önce Gönül ablayla sohbet ediyorduk. Dedim ki böyle şehirde de bir bayram havası sanki yok gibi. Niye? Bana dedi ki çünkü eski bayramlar yok. Eski bayramların tadı yok. Gaziantep baklavanın başkenti. Bir kilo baklava olmuş 500 lira. Evde işte yuvalama yapacağız desek kilosu olmuş etin 400 lira. Çoluk çocuğa bayram açlığı verelim cebimizden desek, ay sonunu getiremiyoruz, faturaları ödeyemiyoruz, kiramızı zor çıkartıyoruz. Elimizin cebimize giderken bile böyle elimizin titrediği koşullar, bayram koşullarının gerçekten böyle biraz sönük yaşandığı koşullar. Depremden seçime, bizim canımızı hiçe sayanlar, çoluk çocuğumuzun geleceğinden umut duyma ihtiyacımızı elimizden alanlar, iş koşullarımızı ağırlaştıranlar, çalışma koşullarımızı ağırlaştıranlar. Biz her sabah buradan servise bindiğimizde acaba gerçekten nasıl bir yorgunluğa gidiyoruz, nasıl bir kötü koşullara gidiyoruz her gün düşündürtenler bize karşımıza bugün bizden o isteyerek çıkıyorlar. Ve bütün karşımızdaki listelere baktığımızda gördüğümüz en temel şey burada başbunlar işçilerinin, ünal işçilerinin, dokuma tekstilleri işçilerinin değil aslında patronların listeleriyle karşı karşıyayız bugün. Biz, hoş geldiniz bugün. Seçim bürolarımızı öyle büyük şaşalarla açmadık. Biz seçim bürolarımızı işçilerin, emekçilerin en çok yaşadığı, kahveye gittiği, alışveriş yaptığı, sokaktan geçerken böyle bir uğrayıp derdini anlattığı yerleri açtık. Burası da onlardan biri. Biz istiyoruz ki bu seçim bürolarımız, işte biraz önce anlatmaya çalıştığım bütün bu dertlerin konuşulduğu, tartışıldığı bir yer olsun. Sadece konuşup tartışmakla kalmayalım. Bunları nasıl çözeceğimize ilişkin birlikte işler planlayalım. Sesimizi daha fazla işçiye, daha fazla emekçiye, daha fazla kadına, daha fazla gence ulaştırmak için neler yapacağımızı konuştuğumuz evimiz olsun buralar istiyoruz. Ve o yüzden benim size burada söyleyeceğim şey öncelikli olarak evinize hoş geldiniz olabilir. Bu seçim sürecinde biraz önce bahsettim. Bizim Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ülkenin dört bir tarafında işçilerin, emekçilerin yanında olan bu zamana kadar demokrasi mücadelesinin, barış mücadelesinin hep yanında içinde durmuş olanların yan yana geldiği bir ittifak bu. Ve Antep'te de bu ittifak aynı zamanda işçi ve emekçilerin sesini meclise taşımak, meclisi de işçilerin, emekçilerin derdinin olduğu her yere taşımak için bir mücadele vermek için aslında yan yana geldi. Ben Antep bizim en yakından takip ettiğimiz kentlerden biri.
burada işçi direnişlerinin, egzam direnişlerinin, işten atmalara karşı direnişlerin biriktirdiği her şey sadece Antep işçileri açısından değil. Ülkenin dört bir tarafında aslında bütün işçi emekçiler açısından çok büyük bir güç, çok büyük bir güven verdi. Biz bu güç güven duygusunu seçimlerde de aynı zamanda ülkenin dört bir tarafındaki işçilere Antep işçisi başardı, Antep işçisi sesini meclise taşımak için birlik oldu, yan yana geldi duygusunu vermek için seçim sürecinde de aynı biçimde örmek istiyoruz. Bunun için neler yapabiliriz, nasıl çalışmalar yapabiliriz hep birlikte konuşmak istiyoruz elbette. İttifakını kurduk ve bu ittifakı büyütmek istiyoruz. Sözümüz bizim budur ve bize bir taraftan hem pandemide hem depremde en kötü koşullarında yatan, bizi karlarda yürüten, bizi pandemide çalıştıran, bizi depremde canımız burnumuzdayken tehditle işe çağıranların karşısında biz size bize daha fazla ezecek yasalar yapmamanız için karşı duracak vekiller gönderiyoruz. Sözümüzü oraya gönderiyoruz diyebileceğimiz güçte bir birliktelik sağlayalım istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.